Herkese merhaba arkadaşlar, ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Yine aslında çekilmeyecek olan bir video apar topar çekildi. Bayramda Çanakkale'ye gideceğimi söylemiştim ama sonra birkaç aksilik oldu her zamanki gibi. Telefonum bozuldu. Dün yaptırdım yine bir ton para. Ve yarına bir bilet buldum. Aslında bayramdan sonra gitmeyi düşünüyordum ama hazır bayramda da 4 gün tatilken, yani salı günü iş başlayacak. Dedim ki yani cuma günü de olsa gideyim. Biletim 2'de 8 gibi falan orada olacağım. Yani bayram günü aslında yolda geçecek. Bu yüzden de bu evi temizlerken ve bavulları hazırlarken bir vlog çekeyim dedim. Belki orada da, yani Çanakkale'de ailemin yanında da sizi birileriyle tanıştırırım. Aa, bu arada 10.000 abone olduk. Tabii şöyle bir şey. Siz diğer videoyu çok geç izlediniz. Aslında pazartesi izleyecektiniz ama ben onun perşembe günü, yani birazdan yayınlayacağım aslında. Bu yüzden o zaman çekerken 10.000 değildim ama artık 10.000'im. İşte 10.000'in şerefine ikna edebilirsem birilerini, belki birileriyle bir tanışma vlogu çekilir. Yani umarım çekilir. Şu an saçlarıma biraz Supergirl süreceğim. Bunu uzun zamandır kullanmıyordum. Zaten eski takip edenler biliyordur saçının ne kadar uzattığını ve bu kadar boyamaya rağmen hala yıpranmayışını vesaire. Bu Supergrow yağına borçluyum. Gratislerde vesaire satılıyor. Ortalama 90 TL civarında ama indirime girdiği de oluyor. Bayağıdır kullanmamın sebebi de zaten saçlarımı kestirecek olmamdı. Hani biraz ara vereyim ki sonra birden yükleneyim ve etkisi daha iyi tesir etsin diye. Çok az. Şöyle saç diplerime doğru süreceğim. Zaten saçlarım kısa olduğu için daha kolay arınacak. Temizlik yaparken bari dedim şunu süreyim. Bayram dönüşü de bayağı, hani artık haftada 2-3 gün kullanmaya devam edeceğim yani. Bu arada çamaşır teli hala dolu. Yine çamaşırlar yıkandı falan. Birazdan tekrar çamaşır yıkayacağız. Evde bu arada 1,5-2 haftadır falan süpürülmüyor. Her yer her yerdeydi falan. Korkunç bir izdiham. Bakın şurasının üstüne bakın. Çamaşır makinesinin üstü. Ay, bunu nasıl koyacağım geri? Bir ara saçımı boyamaya yeltenmişim. Elimde biraz mor boya kaldı çünkü. Ve biraz da oksidan mıydı bu? Boyamaya yeltenmişim ama sonradan vazgeçmişim. Muhtemelen bayram dönüşü bir boya olabilir. Ama hangi renk? Önce evi temizleyeceğiz ki sonra bavulları hazırlayabilelim. Bu arada böyle 3 bavul falan 3 bavulla falan gideceğim. Ama bakın şuraya bakın. Yakınlaşıyor mu? Yakınlaşmıyor. Yani askılığın üstü dolu. Şurası dolu. Şöyle. Buzdolabının üstüne de ekmek. Ay neyse, sizi şuraya yerleştireyim de bir süpürge yapayım. Ben şimdi evi süpürdüm. Birazdan sileceğim. Ama silmeden önce şu çamaşır makinesini bir şey yapayım. Çalıştırayım. Şimdi arkadaşlar şu Musa'nın bavulu. Musa'nın anneannesi vefat ettiği için biraz ani apar topar gitmek zorunda kaldı. Bavulu da burada kaldı. Bu yüzden onun bavulunu götüreceğim ve bende birkaç eşyası var, onları koyacağım. Diğer tişört yıkandığı için onu kendi bavulumda götürürüm. Orada artık veririm kuruduktan sonra. Bir bavulumun içine sığdırmaya çalışacağım. Çünkü ben bir büyük bir de küçük iki tane bavulla gideceğim. Bu da umarım o büyük bavula sığar. Arkadaşlar neden bu kadar çok bavulla gidiyorsun falan derseniz, annem bir sürü şey almış ev için ve tabii salça,
işte kışlık, bezelye, börülce falan filan birçok şey aldığı için bir tane şu büyük bavulumla gideceğim. Ve düdüklü tencere falan da almış. Bir de kendime de işte küçük bir bavul yapacağım. Zaten 3-4 gün kalacağım için çok fazla kıyafet almayacağım. Bunlar yeterli olacaktır. Oradan getireceklerim için. Yani ben cuma akşamı falan gideceğim ve cumartesi günü direkt bir arkadaşımla denize giderim diye düşünüyorum. Yani umarım bir aksilik olmazsa. Çünkü artık yüzmek istiyorum. Arkadaşlar 4-5 tane tişört koyuyorum. Bir tane eşofman koydum, ne olur ne olmaz. Ve 3 tane şort, bir tanesini giderken giyeceğim. Yani 4 şort. Aslında 3 gün kalacağım. Bir tane de pantolon koyacağım. Bu kadar şey almasam mı acaba ya? Daha yıkananlardan da bir şeyler alacağım çünkü. Bilemedim. Ama belli olmaz ya. Belki biraz daha uzatırım. Belki bir hafta falan kalırım. Şu iki çantamı alacağım. Yeşil sırt çantamla gideceğim zaten. Ben kadar güzel görünüyorum. Umarım yanmam. Aa, güneş koruyucuları falan koymam lazım. Ama güneş koruyucuları yanına mı alsam? Yani çantama mı koyayım? Arkadaşlar bu saç kremlerini ve güneş kremlerini falan şöyle bir çantaya toplamaya karar verdim. Deodorant, roll-on falan. Makyaj çantamı da muhtemelen buraya koyarım. Yani sırt çantamda ağırlık etmesini istemem. Genelde çünkü sırt çantamı koyardım bu tarz şeyde de. Aa, ben size hiç sunum yaptım mı? Yapmadım galiba. Bakın şu iki sayfalık sunum genelde müşterilerle, yani müşteri değil aslında, işletme firma sahipleriyle falan. Bunları okuyorum. Tabii çoğunu okumuyorum artık, hepsi ezberimde. Sadece birkaç kısımlarına falan bakıyorum. Zaten buraya meyve suyu falan döktüm. Ama okumayayım ya. Sıkıldım. Tatilde hiç düşünmek istemiyorum. Şu makyaj çantamı da getireyim de. Dediğim gibi çantamda sadece kitap. Arkadaşlar. Eskiler. Şuraya bakar mısınız? Bu benim 2 yıl önceki halim falan. Hatta 2,5 yıl önce falan. Saçların maviliği, kontür. Seviyorum abi kontürü, ne yapabilirim? Sevda. Ya gereksiz highlighter koydum ama gerçekten ne olur ne olmaz hiç bilmiyorum. Bu yüzden işte fondöten, kontür, rimel, kirpik kıvırcı falan filan bunları koydum sadece. Aldık fırça. Yeterli olur. Zaten makyaj yapacağımı hiç düşünmüyorum. Ama olur da bir şeyler olur ve ben dönemezsem bir şeyler olursa falan diye de bunları yanıma almakta kar vardır. Her zaman hazırlıklı olması gerekiyor. Sonuçta arada bir 6 saatlik bir yol var. O yüzden bunlar... Ay, dökülecek bir şey var mıdır acaba? Neyse. Arkadaşlar ya, çamaşırların kurumasını falan beklemeyelim bence. Ben videoyu burada yavaştan kapatayım. Naşlayayım sonra. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane bavulla gideceğim. Burada Musa'nın bavulu var aynı zamanda. Kendim de şu bavulu hazırladım. Çamaşırlar kuruduktan sonra da kalanlarını yerleştireceğim. 3 gün falan kalacağım gibi duruyor şu an. Aslında cumartesi, pazar. Pazartesi döneceksem 2,5 gün falan kalacağım. Ama 2,5 günde aklımda 3-4 video çekme fikirleri var. Umarım bir aksilik olmaz ve o videoları çekerim. Ya da umarım birazcık daha uzatabilirim tatili. Ve yine videonun sonuna gelirken aklıma geldi. Abone olup beğenip yorum yaparsanız çok müteşekkir kalırım. Artık 10.000 abone oldum. Çok şükür ki. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum.
Umarım 10 bin için istediğim, düşündüğüm videoyu da çekebilirim. Ama çekemezsem de gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. 1,5 yılın sonunda 10 bin abone olabildim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.